Karabayram. Hadi anca gidersin. Gitme vaktin geldi senin. Hadi yürü. Fatma, istersen ben... La ben sana ne diyorum oğlum? Hadi gitme vaktin geldi. Ne sana ne bacına ihtiyacım var. Ben yerime bakarım. Bak ya ya. Kafamın tasını attırma lan benim. Ha, kafanın tasını atsana olacak lan. Ne? Gideceğim sana. Ya tamam. Tamam Bayram, hadi. Git evine sen. Zaten karın da bekler. Abi, Ömer içeride canıyla boğuşurken şimdi ne yeri ne de zamanı. Hadi, hadi biz gidelim. Ne oldu kız? Nasıl oldu bu iş? Ya benim sana söylemem gereken çok önemli bir şey var. Kız ne diyorsun sen? Yani şimdi Kamil Ali bizim Ömer... Allah'ın aşkına sus. Bizi duyacak ya. Vay Ömer vay, yarın bıraktığım işi tamamlayacağım diye diye. Ula aceli de senin derdine yavrum. Ya onu bunu bırak da asıl Mahmur Ana her şeyi öğrendi. Her şeyi biliyor. Kız neden öğrenmiş, nereden biliyor? Ya Hatice biz Ömer'le konuşurken duymuş. Koşa koşa gitmiş yetiştirmiş Mahmur Ana'ya. O da geldi işte alnının ortasında öyle bağırdı çağırdı. Ömer de ondan koştu kaçıyordu. Onun için araba çarptı. Ya Ömer'e bir şey olursa ben ne yaparım ya? Yok yok, bir şey olmaz, korkma korkma, atlatır inşallah. O neler atlattı kızım, bunu mu atlatamayacak? Atlatır inşallah, atlatır ya. Sonra? Sonra ne olacak peki? Ya gerçekler ortaya çıkarsa? Ömer hapse girerse ben yaşayamam, buna dayanamam amca. Fatma, ben yeğenimin içeri girmesine kesinlikle izin vermem. Bunu bil bir kere, tamam mı? Hazır Haceli konuşmuyor, Ömer de bir şey söylemez. O zaman kim ne ispat edecek ki? Bak sana ne diyorum. Bundan sonra bu konuyu hiçbir yerde konuşmayacağım. Tamam mı? Bırak istediği kadar uğraşsın. Kamuran Haceli bu. İşte bu kadar. Tamam mı? Hele benim aslanım bir iyilesin, bir ayağa kalksın. Ondan sonra bir hal çaresine bakarız. Hiç merak etmez sen kızım. Hadi inşallah, inşallah.